Beni çok seven bir sanatçı bu. Benim için ölüyor, deli oluyor, bitiyor, çok seviyor beni. Şimdi eğer kekelerse, ağzı dili tutulursa hiç şaşmayın. Okan Bayülke. Çocuklar öpüşmesinden anlıyorsunuz. Gel. Anam ben bunu uzun bir şey zannederdim. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne varsa kısa boylularda vardı. Evet. Nasılsınız? Fakat bunları aştım yani. Boy boy miyim diye. Ah tabii. Naim Süleymanoğlu neler kaldırıyor biliyor musun? Kesinlikle. 1.76 boyun. Efendim nasılsınız? Burası çok merak ettiğim bir yerde ama bu gece galiba Japon 1, Japon 2, Japon 3 şeklinde oturuyoruz. Niye Japon ne ki? Sürekli alkış istiyorsun ya. Hayır. Ben hiç ağzımı açmam. Öyle mi? Orada bir herif vardır. O böyle yapar. Herkes alkışlar. Okan'cığım beni çok sevdiğini biliyorum. Kesinlikle. Yani beni seven bir adamın da yakışıklı olmasını isterdim. Çirkinsin, o mühim değil. Kesinlikle çirkin. Hayır, mühim değil. Hayır, ayrıca da buraya çıkmadan önce şimdi makyözle, senin makyözünle konuşuyoruz. Bu yapıp, makyaj yapılmış halin mi? Evet, bir de acaba saçları saç kural mı yapsak, Erol Evgin mi yapsak diye en sonunda böyle rahat bıraktık. Yani ben bunu çok yerde de söyledim zaten. Erol Evgin yapaydın da olurdu. Yani yakışıyorsan. Hayır hiçbir şeyinize peki, takılmak niyetinde değilim. Sadece sizle güzel bir sohbet yapmak. Bunlar biliyorum çok daha çirkin olduğunu ama bunlar utanmaz adam bıyıkları. Bıyıkları. Yeni bir diziye siz başlıyoruz. Bir şey televizyonda siz şey diye çıktınız. Sen. Sen televizyon. Sen televizyonda gece baykuşu diye çıktın. Şey gece kuşu mu baykuşu gece mu? Kuşu. Aslında baykuşu olsa daha iyi olurdu. O kadar geç saatte yayınlanıyorduk. Ya hayır baykuşu gibi. Yani sen de herhalde yani kelebek gibi değilsin de. Çok çok heyecanlı bir şey seninle burada olmak. Seninle ay, beraber çok teşekkür olmak. Ederim. Bunu çok samimi söylüyorum. Yani şu anda burada kayıt olması, seyirciler olması falan bunun hiçbir önemi yok. Yani ayrıca da Seyfi'den çok huysuzu sevdiğimi sana söylemeliyim. Sen bu seviyorsun demek. Kesinlikle. Yani, Seyfi çok ciddi biliyorsun. Nemrut bir şey. Seyfi'nin ne kadar dürüst ve ne kadar çok kaçak bir tip olduğunu da biliyorum aslında. Kaçak ne demek kardeşim? Yani, yani daha zor bir adam diyelim ki daha duygusal bir adam. Evet, daha zor. Öyle yatmam herkesle. Kesinlikle. Yani, ben Seyfi de, dursun. Ben de ama huysuz vizyon olarak istersen şurada her şey yapabilirim. Okan Bayülke biliyorsunuz gece kuşu olarak televizyonlarda kendini gösterdi. Şıttırırım öyle bir şeyler vardı. Evet. Ha neydi o nasıl senden çıkan kelimeler bunlar. Yok bunlar aslında biraz denenmiş ve bizim eş dost arasında filan denenmiş. Bir, çünkü insanlar şey vokabüler seviyorlar yani bir kelimeyle aslında her şeyi ifade o kadar anlatma güçlüğü var ki insanların kendilerine. Çocuklar çok yani yaklaştığı zaman korkuyorum. Evet. Hiç bakışını beğenmiyorum. Yani böyle şeyler hoşlarına gidiyor. Şıttırırım, fıştırırım. Son programın ismini biliyor musun? Hayır. Zaga. Ne? Zaga. Ağzından gaz çıkarır gibi. Bu nasıl? Yani bu herhangi bir... Nerede yayınlanacak bu belli değil daha. Olur mu canım belli değil. Belli mi? Tabii tabii. Hangisi? ATV'de. Ay çok takıldın çok, kaldın ATV'ye. Onlar sana neler yaptılar ayol? Yok, ben sahneye inek çıkarmak istedim. Evet. Hindistan alınır diye çıkartmadılar yani. İnek çıkar. Ben ne istersem çıkarırım. Sahneye Ağutuba'yı çıkardım. İngiltere'de diye bir takım Hintlerin beni satellite'dan özellikle alarak seyrettiğini biliyor musun? Ya. Evet. Hindistan'da. İneğe tapıyorum sanıyorlar. Aa. Evet. Şu Serdar Ortaç'a çok taktın. Ne istiyorsun? O zaten sessiz sedasız. Kara biberi götürdü işi. Yani o çok para alıyor, sen az para alıyorsun değil mi sinirleniyorsun? Tipine mi sinirleniyorsun? Tipine sinirlenmezsin çünkü sen de tipsizsin yani. Senin neyine sinirleniyorsun? Eğer o neydi onun karın adı beraber evet olduğum. Hani ha, o diz kapaklarını gösterdin senin programında. 4 gün yemek yemedim. Aysel Gürel. Ha evet. Ha.
Onunla beraber yaşıyor diye sinirleniyor. Niye, niçin taktın ona? Ya şöyle düşünüyorum aslında. Korkmadım ondan. Mesela senden korkabilirim. Çünkü çok iyisin. Kesinlikle. İnan sen bize, korkma. Yani dünyada senden bir tane daha yok. Var. Bundan emin ol. Var. Yok. Makoto Kushima. Efendim, Japonya'da benim yaptığım işi yapan bir arkadaş var. Belediye başkanıymış. Düşünebiliyor musun benim? Altunzade Belediye Başkanı oldum. Sinemada bir rol alsam bana ne gibi bir şey verirler? Nasıl bir rol verirler? Ya aslında Ağır Roman'da son yaptığımız filmde çok hoş bir mama rolü vardı. Mama terbiyesiz. Kerane'de mama. Evet. Ama ben namuslu kadını oynamak istiyorum. Türkan Şoray gibi böyle ağlamak istiyorum. Dizine yatıp Sen bilimciler beni hiç sevmedi çocuklar. Bir iki rolde oynadım böyle sırf film kalksın diye beni aldılar. Bülent Ersoy'un çantacısı oldum bir filmde. O böyle 3,5 dakika şarkı söyledi. Beni yarım saniye gösterdiler, attılar. Ama ben bir filmde gerçekten... Bir rol. Evet. Şimdi senin şeyde ağırlığın var filmde. Evet. Demek ki bundan yatacağım, başrol oynayacağım. İnşallah. Ama bunu senle yapabilirim. Tabii. Müjde Ağar'la yapmadım yani. Yapma. Yapmadım. Yok artık Müjde Ağar yani. Ya. Çok her tarafı göründü. Öyle beni deme. İlk defa görecekler. Evet, ilk defa görecekler. Ve gördüler de mi herhalde dizi yaparlar. Hadi birisi de elimden tutsun. Hep yalvardım. Bir elimden tutun, elimden tutun. Yok. Değil elimden tutmak, değil böyle. Bir parmak atan olmadı vallahi. Bak aslında aslında uzatıyorsun yani ben çünkü biraz Hülya ile beraberdim kuliste. Evet çok sıkın hamile. Bir de saçlarını kesmişler beslemeler gibi şimdi. Doğurdu doğuracak. Onun için bir an önce bitirmek istiyorum ki bu faslı ona geçesin. Ama geçesin. Bitirmeden filminde bir şarkı söylüyormuşsun. Demek hayır. Ki sesin var. Hayır yok. Yoksa hayır yok. Yoksa yok hayır, olan sesi dinlemek istiyorum. Kesinlikle hayır. Yani filmin soundtrack albümünde belki bir şarkı olacaktı fakat sonra istediğim gibi yürümedi işler ve vazgeçtim. Çünkü ben böyle bir sen hakikaten kaprisli falan bir şey. Evet. Bir de, bakışın yakından hayır, yani bir metreden ben korkuyorum. Hayır bir demek 10 santime gelsem ne olurum bilmiyorum. Hayır yani böyle bir herhangi bir Cem Özer durumuna girmekten de korkuyorum. Ay sus yani, Allah şarkı, korusun. Evet, yani. Aman düşman andı bizi. Evet. Allah. Sonradan vazgeçtim çünkü o kadar klip arkası yaptık falan filan beni tefe koyarlar diye. Bu kolay bir şey değil yani. Kesinlikle çok zor. Yani sen şarkı söylüyorsun filan ama idare ediyorsun durumu aynı şey değil yani. Niye ben idare ediyorsun diye benim sesim Allah'a çok şükür. 4 oktav. Tabii. Senin müzikiyle alakan olmadığı için fark etmiyorsun. Ben her tondan ses çıkıyorum. Çok canım acıdığı zaman öyle bir bağırırım ki mahalle kalkar ayağa. Yapsana bir kere. Ay! Okan'la çalışmak stand-up olarak o kadar zor ki kardeşim. Şarkı söylemiyorsun. Ya ben bok herifin tekiyim. İtiraf etmek gerekirse. Ya da... Bir senden daha huysuzum programlara çıktığım evet. Zaman. İkincisi hala... Şıttırdım seni. Kesinlikle. Hala kimse anlayamadı ki bu herifi bir programa çağırırsak bu çok eğlendirir herkes falan. Bu kesinlikle yalan. İlk defa bu programda biraz kendimi aşmaya çalışıyorum. Aa, ama, canım, genelde, ama ben mutluyum. Genelde otururum Nemrut ve hiçbir şey söylemem. Onun için beni Müslüm Gürses'e benzetiyorlar. Bir programa geldi. O daha hoştur. Daha hoş olduğundan eminim. Yani adamın bakışından korkuyorum. Çocukla bir an evvel göndereceğim de nasıl göndereyim diye bak. Çok yaklaşmadan, gözlerini çok açmadan konuşalım istersen. Hayatta istemem. Gece bununla karşılaşsam ya böbreğimi alır ya dalağımı alır. Öyle bir halim var. Deli misin? Bayılırsın. Sokakça. Birinci evliliği bitirdin. 3 kuruş para kazandın. Naş. Hayır. İkinciye baş. Nedir? Hayır. Peki? Birinci ev. Ama Müjdat da öyle yaptı. Biraz para bulunca niye ayrılıyorsunuz hayır, yani? Müjdat abi de başka bir problem var. Simet Roman yani o başka bir şey ve rahatsız oluyor yani. Aman filan böyle bir şey. Kariyede Simet Roman yapamazsın herhalde. Evet öyle bir rahatsızlık bende yani, yok. Yani paranız olduğu zaman azıyorsunuz siz. Bakın benim param var azmıyorum. Çünkü bahçıvanımda yatıyorum. Saçma abi senden daha azgın birisi. Vallahi yok. Yani benim huysuzdan bahsediyorum tabii yani. Yani kameramana veririm yani bu benim görevim. İyi çekmez beni.
Yönetmene veririm. Bu mecburum. Ben hayır, bir sanatçı olarak. Daha fenası bir de televizyonların muhasebecileriyle yatıyorsun ki ona iş lüzum yok. Ay, yani. Muhasebeciye mecburum peşin para almak için verir. Yani hayır bir... boş yere yatıyorsun. Yani garantiye almak için yatıyorsun. Hiç gereği yok. Aman diyeceğim. Ben muhasebeciyle yatıyor muyum yani? Ama seni ne yapsın muhasebeci? Sana üstte para verireceğim. Uysuz. Harikasın. Vallahi fena değilim. Evet. Öyle bir adaya düşsek idare edersin. Öyle bir provan olmuş. Sonra beğenmemişsin. Adaya düşmedin. Öyle mi dediler? Yani, ay, adaya yani? Düşmüşsün yani. Ay artık düştük kendi kendimizi. Sizi unuttuk. Yani nasıl anlatayım Okan? Darılmayalım. Bak, bir gün birbirimize ihtiyacımız olabilir. Kesinlikle. Son radyo programında bir eski bir porno yıldızını çıkardım. Kimdi o? Bir kod ismiyle onu yayınladık ama yani gerçek ismini burada söylemek istemiyorum. Aslında seni de bir gün çıkarmak isterim gerçekten. Porno. Evet, programın sonunda ona şunu sordum. Yani ben Galatasaray'da okuduğum yıllarda çok yakından görmek istemiştim göğüslerini. Ya acaba şimdi bakabilir miyim diye ve aşk olsun. Programın sonunda açtı tabii. Yani. O açtı. Evet. Ama tabii radyodaydı ve kimse görmedi doğal olarak. Yavrum, ben malına güvenen çıkarır. Çıkarsın. İstersen karşılıklı başlayalım bu olaya. Tamam. Efendim. Okan Bayülgen o kadar sivri bir adam ki onun için beni seviyor. Şöyle bir okuyor musunuz? Onunkisi en büyük. Bilmiyorum. En son kimi gördüyse onu mu yazdı bilmiyorum. Hayır. Ama bu, burada bir şey var. Günahımı mecazi alıyorsun. Bir şey var. Evet. Bu iki tane S var. Evet, Kisefem'in. Ya bana öyle geliyor ki yani iki S koydu bir şey deli daha büyük anlamına geliyor. Bu yani en büyük olan burada Kisefem. Eğer tabii senin fesatlığın yüzünden gözünde benimki canlanıyorsa yapabilecek bir şeyim yok yani ama İnşallah öyledir. Öyle olsa da herhalde tutup da uyduruk arabalarla gezmezdin. Bak en beğenmediğin ne o Cem Yılmaz? Beğenmedim diye çok beğendim. Ya beğeniyor musun onu? Ay çok caslak. Yok. Aman prezervatif reklamı gibi herif onu. Ya tabii. Kırmızı bir beğenli almış evet, üstü evet, açık. Evet. Anam ne hava yapıyor ne hava yapıyor ama evdeki elektrik parasını ödeyemiyor. Yılmaz Erdoğan o da jip almış. Evet. Bak ben Anadolu'm var benim. Benim de boktan bir Peugeot'm var. Yani sonradan görmenizle... Peugeot bile çok sana yani. Sana at arabası da olabilir. Usurak da bile odundan dönen bir adam havan var. Yani hiçbir zaman böyle Avrupa'yı bir havan yok. Bana bayılıyorsun lan. Evet, saçmalama. Çok seksisin. Ay ben bir çirkin erkek severim. Öyle ağzı şu, güzel, burnu güzel. Bir dakika, bir dakika. Yalan söyleme. Çünkü BMW'nin olduğunu herkes biliyor. BMW. Bir BMW'm ay, yavrum, var ya. Onu ben almadım. O çalıştığım bir gazino var ya Günay, onun sahibi aldı hıyar. Dört kere yattım bir BMW aldı. Fakat şunu, hayır şunu söylemeliyim yani. Sen bir a**sın. Teşekkür ederim. Ucuza gitmişsin. Sağ ol. Efendim, bir yakından çabuk teşhis eden a**tır bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol.